kuruluşu hakkında bildiklerinizi bize anlatır mısınız? Şimdi Bakkan'ın kuruluşu... Kısaca şöyle. Bakkan'ın kuruluşu ilk defa Hüsamettin Dede tarafından yerleşim oluyor. Ve bundan sonra İbrahim Bey, Abdü Bey oğulları bu zatın yanına devlet adamlılığı yani idareciliği yapmak için icazet almaya geliyorlar. Yani kurs görmeye geliyorlar daha doğrusu. Evet. Onun şeysiyle, vesilesiyle bu kişiler burada icazet yayınlıyor. Bir yerleşim birimi de böyle oluyor. İlk defa bunların şeysiyle bu şekil oluyor. Peki Bakkan'ın ilk ismi nedir? Bakkan'ın ilk ismi Dedeköy olarak geçiyor. Şimdi Dedeköy. Bakkan'ın evet. ilk ismi Dedeköy geçişi. Şimdi bu yönüyle Hüsamettin Dede Dedeköy ismini alıyor. Fakat daha önce bu Bakkan'ın deniz olduğu söyleniliyor. Hatta bu Beşparmak Dağı'nın eteğine direk taşı dediğimiz yere, keklik taşı dediğimiz yere kadar yükseldiği söylenilebiliyor. Burası kurumuş. Bu ovandan sonra kurumuş. Bir parça su kalıyor. Koca Kuş Ovası diye, o suda koca kuşlar geliyormuş. Koca Kuş Ovası diye geçmiş. Ondan sonra bu su tamamen çekiliyor. Bakkan Ovası deniliyor. Bakkan Ovası'nın amacı da biliyorsunuz, bakla yetişen, yani Konya Ovası dedikleri gibi, Gububat Arapça, Farsça biliyorsun, arpa, buğday, kuru şeyine, Bakkan, senin Bakkan soy ismi alıyor. Hatta o soy ismine de o İbrahim Bey oğulları, Abdü Bey oğulları da bu soy ismi alıyorlar. Yeğcim nasılsın, iyi misin? Ne yapıyorsun burada böyle? Oturuyorum ya. Oturuyorsun? Oturuyorum. Yalnız mısın? Evet. Allah'ım, yıkanmırım ha. Meleklerim var. Kimin oturuyor lan? Dede yok mu dede? Dede yok kar. Dede 2,5 sene geçiyor. Kara toprağa gitti gari dede. Kaç tane evlat var? Mehmet. Mehmet, soyadın? Evet. Soyadın nedir? Soyadın. Soyadım Karakola canım. Mehmet Karakola. Mehmet Karakola. Kaç yaşındasın dede? 92. 92. Baklan'da sorduğumuz kimseler en yaşlı kimse olduğunu söylediler, doğru mu? Evet. Yani Baklan'da en yaşlı sensin, 92 yaşında. Evet. Maşallah dinç görünüyorsun, bu dinçliği neye borçlusun? Şükür elhamdülillah, cümleyle. Bize bir ipucu verir misin? Bu dinçliğin ne mi borçlusun? Seni tanıyabilir miyiz? Efendim? Seni tanıyabilir miyim? İsmin nedir? Mustafa Karabacak. Mustafa Karabacak. Amcacığım ne işlere meşgulsun? Ne yapıyorsun? Şu saat emrimin altında bir katır ilaçberlik yapıyorum. Evet. Bağın, bahçen var mı? Var. Evet. Ne yapıyorsun mesela? Bahçede neler ekiyorsun, neler dikiyorsun? Şimdi ilaç verliği bıraktım. Evet. Vatandaşa teslim ettim tarlamı. Evet. Dedim şimdi şu saat istirahat etmeye niyet ettim Allah'ın günüyle. Ne kadar bağım var? 3 dönüm bir yerde. 2 dönüm bir yerde, 5 dönüm. Amcacığım sorularımı cevap verdiğin için, bizimle röportaj yaptığın için çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Allah uzun ömürler versin inşallah. Sağlık sıhhat içerisinde. Amin. Sana da ömürler versin hocam. Allah'ım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İsminiz nedir? Tanıyalım sizi. Mustafa Celikkar. Ne yapıyorsunuz burada? Oturuyoruz. Evimiz burada. Şöyle yanında teyzeler var, yengeler var. Evet. Böyle her akşam oturur musunuz burada? Oturur. Muhabbetimiz devamlıdır. Neler konuşuyorsunuz burada otururken? Efendim? Neler konuşuyorsunuz? Nelerden bahsedersiniz? Hal ve hareketi aralıkları yaparız. Çok neşelisiniz. Neşeli olmasan ne Cengare? Koy efendim kendimi zaman. Oturuyorsunuz böyle? Oturuyoruz. Yarın hoca buralardan gittim. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hep böyle herkes akşamları oturur mu baklanda?